merkezde veya Balıkesir merkezde yapmayı düşündük mü? Düşündük, düşünmedik değil. Ama genel anlamda olduğumuz noktanın en çok ihtiyaç olan nokta olduğunu tespit edildi. Burada fizibilite çalışmaları yapıldı. Bakıldı işte Savaştepe, ondan sonra İvrindi. Bu Korucu, Kömürcü tarafı var, bu sol tarafta Bergama'ya giden hat var. Bizim Balıkesir kuzusunu markalaştırma birinci hedef noktası düşüncesi olduğu için bu bölgede yılda aşağı yukarı 250 bin kuzu üretimi olduğu tespit edildi. Dedik biz bu kuzunun 100 binini pazarlayabilirsek Türkiye'ye burada bir markalaşma olur. Aydeniz kendisi markalaşır, Balıkesir kuzusunu markalaştırır. Bu düşünceyle buranın doğru nokta olduğunu tespit ettik. Aydeniz'e entegre olarak Türkiye genelinde planlarımız var, düşüncelerimiz var. Buna Balıkesir'le başladık. Kasap şubelerimizi açmaya başladık. Aynı şekilde döner üzerine planlarımız var. Döner şubemiz açıldı. Street food, sokak lezzetleri projemiz var. O da önümüzdeki 2 hafta sonra açılacak. Zaman içerisinde de ileri işlenmiş ete de geçeceğiz. Nasip olursa Nisan ayı içinde. Sucuk, sosis, salam, füme etler, döner. Aydeniz markasıyla bir Balıkesir markası olarak bütün Orta Asya'ya, bütün Türkiye'ye bunun dağıtımı, satışı yapılacak. Biz Balıkesirli olarak bir Balıkesir markası olmak istiyoruz. Ette, kuzuda. Bu bizim en büyük hedefimiz. Almanya'daki işlerin başındayım. Ben kısaca size şunu söylemek istiyorum. Benim en çok karşılaştığım sorular Balıkesir'de. Bu Yalçın kardeşler kim? Bunlar nereden çıktılar da Balıkesir'e gelip İvrindi'nin bir köyüne, dağın tepesine bir mezbahane kurdular? Bunlar kim diye bize bu sorular, yani ben Almanya'da belki 50, belki 100 tane telefon aldım. Siz kimsiniz? Niye kendinizi tanıtmadınız? Biz aslen İvrindi'nin Küçükerince köyündeniz. Ve 90, biz iki kardeş, ikimiz de Balıkesir ortaokul mezunuyuz. 94'te abim Almanya'ya gitti, 95'te ben Almanya'ya gittim. Sakarya'da Atatürk Ortaokulu'na gittik ikimiz de. Sakarya Atatürk Ortaokulu mezunuyuz yani. 95-94 mezunları bizi tanır yani Balıkesir'de. İnşallah bir gün işte İvrindi'de, köyümüzde, yani başka yerde de değil. Yani kesinlikle dedik İvrindi olacak. Balıkesir'in başka bir yeri de olmayacak, İvrindi olacak. Buna da baya bir üzerinde durduk yani. Baya bir sorunlar yaşadık ama dedik ki bunu başaracağız. İlk baştan İvrindi'de bir tane büyükbaş hayvan çiftliği kurduk. Ondan sonra oturduktan sonra dedik ki ne yapalım? Dedik ondan sonra mezbaha yapalım. Biz mezbaha yapacağız dedik. O gün bir konuştuk biz. Bize herkes karşı çıktı. Dedi siz kimsiniz? Yapamazsınız. Yapamazsınız, yapamazsınız. Biz de iki kardeş olduk. Biz bunu yapacağız yani. Önümüzde ne engel konulsa konulsun biz bunu başaracağız. Tabii ki bu arada da bizim Almanya'da kendimizi, ona da bir parantez açıp size söyleyeyim. Şu anda biz 1300 eleman çalıştıran Avrupa'nın en büyük kargo şirketiyiz. Yurt içi kargo gibi Türkiye'de. Yurt içi kargo gibi. Amazon'un Avrupa'daki en büyük dağıtım şirketiyiz. Tabii ki oradaki işimiz de bayağı yoğun ve bayağı büyüdü bu arada. Ondan sonra oturduk, planlamasını yaptık. Nasıl yapalım abi diye oturduğumuzda, konuştuğumuzda şöyle bir kanıya vardık. Dedik ki birimiz Almanya'daki işin başına geçsin, birimiz Türkiye'deki işin başına geçsin. Burada parantez açayım. Onları çünkü ben yaşadım. Biraz önce dediği gibi hiç kimse inanmadı bize. Yapamazsınız, siz kimsiniz? Gidiyoruz, evrak, biz burada mezbah açacağız. Git salça fabrikası aç, git turşu fabrikası aç. Sen bunu yapamazsın, sen kimsin? Gittiğimiz kapı 2 yıl, her denememizde geri çevrildik. Ta ki, bunu bak gerçekten de söylüyorum. Belediye başkanı değişti İvrindi'nin. Yusuf Başkan geldi, Yusuf Cengiz. O zaman İvrindi'de farklı şeyler olmaya başladı. Onlar çok destek çıktılar. Aynen. Ondan sonra biz buraya inşaata başladık. İnşaata başladıktan sonra İvrindi'de kendi memleketimizde bizim için bu gerçekten de çok üzücüydü. Yani şöyle bir şey denildi. Bunlarda para mı vardı bu işi yapabilecekler diye yani. Ya köylü görüyorlar ya. Yani o yüzden bunlar bu işi yapamazlar, edemezler. Daha hala devam etti bu. İnşaat oldu, bitti. Ondan sonra da dediler ki batacaklar. Ama insanlar bunu dedikçe biz daha çok yani böyle bu işe daha çok sarıldık. Ondan sonra işte Aydeniz'e
bir ortaya çıktı. Bir sene içerisinde sizin de gördüğünüz gibi bayiler açıyor, dönerci açıyor. Yani ve bunun sonu, hani biz şu anda zaten daha işin başındayız. Bizim hedefimiz yani tek Balıkesir değil, Türkiye'de Marmara bölgesinde, İstanbul, Bursa, İzmir'de Aydeniz etini, Balıkesir kuzusunu en iyi şekilde tanıtmak. Aydeniz etin sucuğu markalaşacak. Ben niye Afyon'un Cumhuriyet şeyini yiyorum, sucuğunu yiyorum 180 liraya? Ha, orada da çok yakın tanıdığım arkadaşlarım var, yapanlar. Mecburuz uygun fiyattan ilk önce piyasaya girmeye, fazla kazanmadan. Yarın seni, bugün ben 79'a satıyorsam, yarın 89. Bakmışık bir gün biz de Aydeniz et olarak Van'da 150 liraya Aydeniz et sucuk satılıyor olacak. Buna zaman gerekiyor, ama markalaşacağız. Bizim şöyle bir de bir satış düşüncemiz var. Biz çok kar yapmaktan yana değiliz. Evet, az evet. Yapalım, sürümden kazanalım, ayrıyetten de. Herkes yesin. Herkes yesin. Alabilsin. Şimdi hepimiz, bak Türkiye'nin durumunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben mesela demin de söylediğim gibi İvrinin Küçükenice köyünde geldim. Birinci Sakarya'yı biliyorsunuz, Balıkesir'in. Öyle bir kırsal bir bölgede büyüdük yani. Evet. Kaç tane aile orada evine kıyma veya sucuk veya et alabiliyor? Şimdi siz böyle bir ortamda büyümüşsünüz. Belirli bir yere gelmişsiniz. Şimdi orayı mı unutacaksınız? Geldiğiniz yeri mi unutacaksınız? Öyle bir imkanınız yok sizin. Siz de ne yapıyorsunuz? O yöne gidiyorsunuz yani. Her eve girsin. Burada ben kendi evimde yemediğim kıymayı zaten millete satmam. Yani sucuk da aynı şey. Sucuk da aynı. Kalitede burada hiçbir fark yok. Burada sadece ne var? Biz 5 lira kazanmıyoruz abi. 1 lira kazanıyoruz. Bizim hedefimiz de bu. Sürümden kazanıyoruz. Şimdi bunlar en uygun şekilde satılıyor şubelerde. Ama bugün gidin bir bonfile bakın. Bonfile 200 liradır, 220 liradır. Başka yerde olduğu gibi. Antrikot da öyledir. Bizim buradaki ilk hedefimiz manevi, maddi değil. Maddiyat sonradan geliyor. Bizim buna ihtiyacımız yok zaten. Yani bu gerçekten de beni üzüyor. Bu soru bize 2-3 defa geldi zaten. Ya ucuz yani, fiyatlardan dolayı bunu elinize getirebilirsiniz. Yok, tek ucuz bu. Fiyat değil yani. Toptan. Kalitesiz mi? Herkese veririm yani. Dana. Mesela biz döneri de yapıyoruz. Döneri de ucuza satıyoruz. Müdürlerimiz burada yani. En kaliteli eti yapıyoruz. Yoksa eti biz yapıyor mu? Danabut. Danabut'u yani. Evet. Dana ne kadar dikkat ediyoruz yani. Bizim merkezde şu an herhalde tekiz. Yani %100 dana ve yani, yaprak olarak %100 tekiz. Yani o yüzden ben diyorum Balıkesir yeni bir markayla tanıştı ve bu markada daha çok konuşulacak. Ama şundan %100 emin olun, biz kendi evimizde yemediğimiz eti veya bir yiyece kesinlikle kendi dükkanımıza satmayız yani. Aynen. O yüzden dediğim gibi yani demin onu söylerken ben de o yüzden söyledim. Yoksa biz Balıkesirliyiz sonuna kadar yani, vazgeçmeyiz yani. Sonuçta kütüğümüz çoğaldı yani, Adana'dan kız aldık. Ya o konuda yani ben şunu da söyleyeyim yani, ben ayrıyetten çok felaket Balıkesir milliyetçisiyimdir. Bunu çevrem almaya da herkes bilir yani. Balıkesir benim için tamamen başkadır yani.